2015'te 7 Haziran seçimlerinin hemen ardından Türkiye maksimum güvenlik politikasının öne çıktığı, tamamen despotik bir modele doğru giden Türkçe-İslamcı bir iktidar yapısına ulaştı ve peşinden bir yıl sonra meydana gelen darbe girişiminden sonra da hukukun tamamen askıya alındığı, barışçıl hiçbir yöntemin, usulün, üslubun itibar görmediği militarist ve çatışmacı bir ortam bugüne kadar süre geldi. Bu aynı zamanda demokratik güçlerin baskılanma ve tasfiye edilme zamanı olarak yaşandı bu süreç ve bir tür gidişatını güçlendirmek isteyen diktatöryel bir format hakim hale geldi. Sorunların barışçıl, demokratik, hukukun esas alındığı yöntemlerle çözülmesi fikri bile ortadan kalktı. Özellikle altılı masa şeklinde en son seçimlerden önce şekillenen muhalefet yapıları da barışı, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü lafzen söyleseler bile pratikte iktidar uygulamalarını engelleyecek, durduracak, barışı ve demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü güçlü biçimde talep edecek bir tutum içerisine girmediler. Böyle olunca demokratik güçlerin bütün bu işte baskı, zorbalık, engelleme ve susturma çabalarına rağmen ses çıkarması gerekiyordu. O çağrının en temel özelliği aslında hukuka uygunluk çağrısı olmasıdır. İkincisi, sorunların barışçıl yöntemlerle çözülmesinin esas tutulmasını talep eder ki demokratik bir ülkede yaşanıldığı öne sürülüyorsa bu zaten barış içerisinde çözüm üretme, barışçı metotları öne çıkarma ve hukukun üstünlüğünü esas alma nın öne çıkması gerekir. O çağrı esasen, yani hukuka uygunluğun hemen yanı başında da barışçıl yöntemlerle iş görmeyi, bu aynı zamanda demokrasinin de güçlendirilmesi çağrısı, talebidir ve arzusunu dile getirir. En son işte 7 Haziran seçimlerinde iktidarın tek başına iktidar imkanını kaybetmesine kadar biz ondan önceki 2 yılı bir çözüm süreci içinde geçirdik. O süreci hatırlayacak olursak, demokratik işleyişler ve imkanlar gayet artmıştı. Toplumsal barış ciddi derecede yükselmişti. O kadar ki o çözüm süreci ilk ilan edildiğinde destek %40'ların altındaydı. %30 küsurlarda görünüyordu kamuoyunun verdiği destek. Ama seçimden birkaç ay önce, yani 7 Haziran 2015 seçiminden birkaç ay önce kamuoyu ölçen firmalar çözüm sürecine desteğin %70'leri aştığını dile getiriyordu. Bu şu demekti, barışçıl yöntemlerle ve barışçıl bir hedefe doğru demokratik ve hukuki mekanizmaları işleterek yol yürümek toplum tarafından da kabul görüyor. Çünkü bu topluma yarar sağlayan bir durum. Fakat iktidarın demokratik imkan ve ortamların oluşturulması halinde kendisinin o kadar güçlü kalamayacağını, çözüm sürecinde karşılıklı partnerdiler ama aynı zamanda demokratik imkanlardan yararlanarak o dönem işte Halkların Demokratik Partisi'nin barajı güçlü bir biçimde geçmesiyle beraber demokrasinin kendisine o kadar da yaramayacağı fikriyle ilk konuşmanın başında işaret ettiğimiz baskıcı, otoriter, hatta totaliter ve militarizme esas alan, şiddete dayalı, güvenlik politikalarına esas alan bir yapıya dönmeye karar verdi. O çağrı aslında Kürt meselesi ekseninde diyalog kapısının açılması halinde o döneme atıfta bulunarak toplumun ne kadar rahatladığı ve toplumsal açıdan ne kadar yararlı sonuçları olduğunu da vurgular. Burada konuyu özellikle 7 Haziran sonrası çatışmalar
yükseltildikten sonra ve darbeden sonra da kesin bir biçimde sessizlikle geçiştirme ve hiç konuşulmamasını sağlama eğilim oldu. O kadar ki eğer hakaret, tahkir ya da ağır ve yoğun eleştiriler olmayacaksa, örneğin Öcalan'dan bahsetmek neredeyse suç haline getirildi. O çatışmacı bir mantıkla geliştirilen güvenlik politikalarına dayalı bir sessizlik, bir olumsuz konsensüs, savaşa dayalı bir konsensüs idi ve bunun bozulmasını hiç istemiyorlardı. Fakat biliyoruz ki tamamen militarize edilmiş, çatışmaya dayalı ve savaşçı ruhun öne çıktığı bir toplum zaman içerisinde toplum olmaktan da çıkar ki biz bunun boyutlarını ve sonuçlarını da görüyoruz. İşte her taraftan mafyanın akması, şiddetin günlük hayatın en yoğun fenomenlerinden birine dönüşmesi, kadınlara, çocuklara yönelik şiddetin bir türlü durdurulamaması, engellenememesi, bireysel ilişkilerin bile şiddete dayanılarak bir neticeye ulaştırılması eğilimi bütün toplumu kaplıyor ve kapsıyor. Öte yandan çözüm sürecini hatırlayacak olursak, iktidar doğal olarak şöyle bir fikirle hareket etmişti ve bunu açık bir biçimde dile getirmişti. Bu savaşın bitmesi, bu çatışmanın ortadan kaldırılması lazım. Bunun için de diyalog mekanizmalarının işletilmesi lazım. Diyalog konusunda da bu sürecin sağlıklı işleyebilmesi için en önemli kişi İmralı'da cezaevinde tutulan Abdullah Öcalan'dır. Biz onunla düzenli diyalog başlatıyoruz. Bir özel heyet oluşturulmuştu. Düzenli olarak adaya geliniyordu, gidiliyordu, görüşler alınıyordu. Hasılı o dönemdeki pozitif gelişmelerin altında yatan temel figür Öcalan'dı. Bu durum şimdi de değişmiş değil. Ben bir gazeteci gözüyle baktığımda diyalog kapıları açılmışsa, konuşuluyorsa ve ateş edilmesine son verilmişse toplum rahatlıyor. Refaha ve mutluluğa yönelik, toplumsal mutluluğa yönelik gelişmeler öne çıkıyor. O güçler cesaretleniyor. Aksi yola girilmişse de çatışma, gerilim ve şiddetin sivil ve günlük ilişkilere bile hakim olduğu bir ortam çıkıyor. Dolayısıyla hani o bildiri bu barışçıl çözüm talebini dile getiren ve onunla ilgili ana aktörlerin pozisyonlarına, durumlarına, statülerine vurgu yapan bir bildiri.